Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta neler var? Medyaskop'ta neler göreceksiniz? Tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın gündemini göreceksiniz. Haber müdürümüz Göksel Göksu'yla bir üzerinden geçelim. Göksel, CHP'nin kayyumu derken DEM Parti'nin kayyumlarıyla hafta çok kötü başladı. CHP ve DEM Parti yan yana olduğu bir şekilde ve herhalde bir müddet kayyum meselesini konuşacağız. Bir de DEM Partili belediye başkanı olup hakkında soruşturma olan başka isimler de var herhalde. Yeni kayyumlar da gelebilir. Ve olayın bir diğer boyutu da Ekrem İmamoğlu fotoğrafın bir yerine giriyor sanki. Hı hı. Yani şu anda hakikaten siyasetin tansiyonu hani yükseldi demek bile yetersiz. Öyle bir güne başladık. Öyle bir güne uyandık. Mardin, Batman, Halfeti. Üçünde de kayyumun atanmasıyla birlikte bu iller bir kere teyakkuza geçti. Ama ondan ibaret değil. Esenyurt zaten dinmemişti. Esenyurt da son derece hareketliydi. Yine bugün bütün milletvekilleri sahada, meclis tam anlamıyla kilitlendi. Şöyle kilitlendi, yargı paketi görüşülüyor mecliste ama DEM ve CHP meclise gitmiyor, bu görüşmelere katılmıyor, komisyon görüşmelerine de katılmıyorlar ve onlar tam saha, pres sahadalar. İki taraflı bir problemle karşı karşıyayız ama diğer yandan belediyelerde hakikaten şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi belediye başkanı, evet, kayyum atandı, belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı ama bu belediyelerin belediye meclis üyeleri de var. Şimdi belediye meclis üyeleri de alınmıyorlar belediye binalarına. Dolayısıyla işlevsiz hale gelmiş durumda. Bugün AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in bir açıklaması oldu. Ve TCK'nın 45. maddesine dayanarak bunun olduğunu, yapıldığını söyledi. Geçici olarak görevden alındılar dedi ama şimdi daha önce de kayyum örneklerini yaşamıştı Türkiye. Geçiciden ne anlaşılması gerektiği konusu az çok biliniyor. Meclis üyeleri neden gidemiyorlar? Bir de şöyle bir durum var. Her ayın ilk haftası meclisler toplanıyor belediyelerde. Şu anda bugün mesela Esenyurt'ta Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın da başını çektiği bir grup meclis üyelerini alın yönünde oldu ve polisle karşı karşıya geldiler. Meclis üyeleri giremediler. Tabelayı indirmişler. Tabelayı indirdiler. Dolayısıyla bu yanıyla hakikaten ciddi bir sıkıntı var. Ekrem İmamoğlu ayağında da Ekrem İmamoğlu bugün şeydeydi, Kahire'deydi ve ama dönüyor. Birleşmiş Milletler Habitat toplantısı kapsamında Kahire'deydi. Dönüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la tüm siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep etti. Ona da hızlı cevaplar geldi. Onu da paylaşayım ben. Saat 15'te Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'yla, yarın 16'da İYİP Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla ve 17'de de Temel Karamollaoğlu'yla, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla randevulaştı. Onlarla görüşmeleri olacak. Henüz Kurtulmuş. İşte onlarla görüşünce ne olacak? Ne olacak konusunu sana evet, bırakayım. Yani bu, evet. Şimdi buradaki mesele bir de Ekim ayında Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan bir şey var. Tabii. O şeyde neler olacak diye beklenirken Öcalan yeğeni Ömer Öcalan'la görüştü. Ben hazırım dedi vesaire. Ve şimdi işler tekrar... Cumhurbaşkanı da sıcak mesajlar gönderdi. Doğru bir adım evet. Olduğu mesajını ve verdi. Ve şimdi işler tekrar karıştı. Öteki başlayan şey bitti mi? Yoksa bu böyle bir süreç mi olacak? Bunları anlamaya ve anladığımız ölçüde de anlatmaya çalışacağız ama gerçekten çok zor bir süreç. Bir de sen bugün haftaya bakışta hafta başında Sevda Demiralp'le evet. Bir başka yanını da konuştun aslına bakarsan. CHP içinde de tabii, muhalif bir kesim var. Orada zaten iktidar ne zamandır bunu yapıyor? İktidar daha önce başka şekillerde yapmıştı. Şimdi CHP'de arıza çıkartmaya çalışıyor. Bir Mansur Yavaş olayı ayrıca var. Bir takım DEM Parti'ye gıcık kaptığını bildiğimiz isimler var vesaire. Oralardan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Lütfü Savaş'ın çıkışı malum ve
İraç için kesin İraçlar bile disipline sevk edildi. Bir de CHP hakikaten yine CHP konuşacağız. Yine CHP'nin adayı kim olacak meselesini konuşacağız. Böyle bir acayip bir durum var. Mesela ben bugün Seda Demiralp'e de sordum. İki genç akademisyenin yaptığı bir araştırmada, yani bir makalede İmamoğlu'nun bir an önce adaylığının açıklanmasının doğru hamle olduğunu savunuyorlar oyun teorisine göre. Seda katılmadı ama bilmiyorum CHP'de CHP içinde de dillendiriliyor bu arada bu. CHP içinde de Ali Aydar Fırat hemen açıklanmalı CHP'nin adayı demişti zaten Esenyurt Akayyum hemen atandığında. Eminim yapılan Avcılar'da yapılan milletvekili toplantısında, kampta bunlar da konuşuldu şüphesiz. Evet, de bugün Özgecan kampı takip eden Özgecan Özgenç'le konuştuğumuzda ya tam ne yapacakları belli değil, bilmiyorlar. Bir de zaten karışık bir süreç ve karışık bir parti. Yani böyle bir durum var. Neyse. Şimdi iki tane şey ben bu hafta yapıyorum. Aylık Panorama TR'nin ve Metropol'ün araştırmalarını Burak Bilgehan Özpek'le Metropol'ü şeyle Hatem Ete ile Panorama'yı konuşuyorum. İlginç ama o araştırmalar, yani Ekim ayı araştırmalarının sağ çalışmaları bittikten sonra neler yaşandı. Elbette. Ama o haliyle bile İbre yine değişti yani. Evet. O haliyle bile mesela daha Bahçeli'nin Öcalan gelsin mecliste konuşsun açıklamasından önce bile MHP'de oy kaybı olduğunu söylüyorlar. Hı hı. O iki yayını yapacağım. Şu anda gözükenler bunlar. Bir Levent Köker'le bu anayasal vatandaşlık meselesi, o Özgür Özel'in çıkışı vardı ya. Evet. Sonra Ümit Özdağ onu eleştirdi falan. Hı hı. O konuyla ilgili bir yayın yapacağım. Bir de yarınki Amerikan seçimleri var. Amerikan seçimleri var ve Medyaskop haftalardır hazırlanıyor. Özellikle Ali Deniz Çakır'la Murat Türsan hakikaten olağanüstü bir çabayla hazırlandılar bu seçime ve yarın akşam saat 21'den itibaren yayında olacaklar. İkisi birlikte sunacak. 21'den 12, gece 12'ye kadar. Konukları da var tabii. Elbette çok fazla konukları var. Hatta sürpriz konukları da var. Onları açıklamadılar. Biz de bilmiyoruz bazılarını. Ve sonra bir ara verecekler. Çünkü seçimin ne kadar süreceği, ucu açık bir seçim belli değil. Sabah saat 5'ten itibaren yeniden Sabah, çarşamba 5'ten itibaren. Ertesi gün tabii ki. Evet, yarın akşam 21, bir sonraki gün evet. Sabah 5'ten itibaren yine kamera karşısında olacaklar ve seçimleri izliyor olacaklar. Özellikle şeye dikkat çekiyorlar. Senin yayınında da söylediler zaten. Salıncak eyaletleri. Evet. Onları yakından izliyorlar ve o salıncak eyaletlerdeki her halükarda Trump hile yaptılar diyecek. Evet. Kazansa da kaybetse de. Bakalım. Bizim ülkemizde olanlar Amerikan seçimlerinden daha önemli hale gelmiş durumda. Kesinlikle. Ama bu kayyum meselesini daha çok konuşacağı benziyoruz. Yeni mi başladı sorusu var. Yani Esenyurt'tan önce şöyle bir tedirgin bekleyiş vardı. Esenyurt'la birlikte Esenyurt bir işaret fişeği mi, soru işareti uyanmıştı. Şimdi bu başlangıç mı noktasına geldik? Evet. Evet, bu hafta böyle gözüküyor. Bizi izlemeye ve desteklemeye devam edin lütfen. İyi günler.